Burada iki taraflı bir sistematik olarak sınıf ayrımcılığını görüyorum. Ben Polyak Madencilik'te çalıştığım süre içerisinde hiçbir kanun dışı hiçbir şey yapmadığım halde burada beni kod 46 ile hırsızlık ve işverenin bilgilerini sızdırma ve iş yerinin bilgilerini dışa sızdırma ve iş yerinde kargaşaya sebebiyet verme gibi kodlarla yargılayarak beni burada aç, iş bulma imkanımı kısıtlayacak şekilde aç, ailemi ve çocuklarımı da aç bırakacak bir düzeye çekmeye çalışıyorlar. Bunun sebebi burada yanlış. Çünkü biz burada bir vakıf olduğunu biliyoruz. Sayın Hüsnü Özyiğit'in eşine ait. Kendilerinin bir vakfı var ama diğer tarafta yer altında ölümle mücadele eden ve yer üstünde açlıkla mücadele eden bir işçi var. İşçi hiçbir suçu olmadan sendikal sebeplerle işten atılıyor kod 46'dan ve bunun neticesinde iş bulma imkanı kısıtlanıyor. Aileme bakmakla yükümlü olduğum iki tane çocuğum var, eşim var. Kendileri bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Eşlerinin ve çocukların vakıfları var. Yardım yaptıklarını söylüyorlar. Bunlarla ilgili birçok slogan atıyorlar. Ama diğer tarafta köle düzeninde çalışan madencinin hakkını gasp ediyorlar. Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir sistem bu? Bir tarafta kendinizi güzel gösteriyorsunuz. Diğer tarafta madenci açlıktan ölsün, hiç iş imkanı bulamasın, ailesi rezil olsun, eğitim hakları kaybolsun, çocuklarımın tamamen bütün ihtiyaçlarını, haklarını gasp ediyorlar. Eşimin de aynı şekilde, benim de aynı şekilde. Burada da çıkıp bizim eğitim vakfımız var diyorlar. Nasıl bu iş olacak? Nasıl bir iş yapıyorsunuz siz? Bir tarafta açlığa, sefalete mahkum ettiğiniz bir işçi, iki tane çocuğuyla beraber, ailesiyle beraber, diğer tarafta biz ne kadar yardım severiz, işte bilmem neyiz, kendilerine bir yani kendilerini o kadar aciz duruma düşürüyorlar ki burada yaptıkları şey bir tarafta güzel görünme, iyi niyetli görünme ama diğer tarafta maden işçisi, Polyak yönetiminin kişiselleştirilmiş bir sorunu sebebiyle bütün kapıları zorladık, çalıştık, uğraştık. Diyalog çağrımızı sürekli dile getiriyoruz ama hiçbir şekilde muhatap alınmıyoruz. Ama kendileri burada vakıflarla bilmem neyle, yurtlarla, şunla, bunla, üniversiteyle burada kendilerine bir kalkan kullanmışlar. Ama işin gerçek yüzünde arka tarafında maden işçisi köle düzeninde çalıştırılıyor. Hiçbir hakkı savunulmuyor. Hiçbir hakkı verilmiyor. Ve ben burada geçinmekle mücadele ederken tutup bir de işten atıyorlar. Önümü 46. kodla kesiyorlar. Benim ailemin, çocuğumun hiçbir hakkı yok burada. Benim ailemi, çocuğumu mağdur etmeye kimin hakkı var? Burada yaptığınız iş tamamen hukuksuzdur. Kanun dışıdır. Bu yaptığınız iş insan vicdanına asla ve asla sığmaz. Evlerinin önü dahil olmak üzere bütün programlarına geleceğiz. Kendimizi anlatacağız orada. Ya diyalog zemini ya da önlerine geldikleri her seferde bizler burada protestolarımızı ve direnişlerimizi devam ettireceğiz. Maden işçisi köle değildir. Maden işçisi köle değildir. Gülözyeğin Üniversitesi önünde yaptığımız açıklama sonrasında Rektör Esra Gençtürk Hanım'la görüşme sağladık ve kendisi Hüsnü Özyeğin ve Murat Özyeğin ile kendileri de Özyeğin Üniversitesi mezunu olan gönüllü sendika avukatlarımız arasında en geç 14 Aralık Çarşamba gününe kadar bir görüşme organize etmeye çalışacağını söyledi. Bugün burada Ayşecan Özyeğin'in yönetim kurulu başkanı ve kurucu mütevelli heyeti başkanı olduğu AÇEV önündeyiz. Polyak madenciliğin işlediği suçu bir müdürün keyfi şahsi uygulamalarını bir kere daha dile getirmek istiyoruz. Polyak Maden yönetimi sendika düşmanı, işçi düşmanı, iş ve ekmek düşmanı tutumlarına rağmen yılmayan üyemizi işten çıkarmakla yıldıracağını sanmıştır. Ama üyemiz Erdoğan Çapaklı uğradığı haksızlığa karşı 12 gündür direnmektedir. AÇEV'i her çocuk hayata eşit başlamayı hak eder sloganı ile biliyoruz. AÇEV babalık üzerine programlar yürütüyor. İyi babalar gibi projeleri destekliyor. Şu anda Türkiye'de 3 milyona aşkın çocuk kronik yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
7 milyonu aşkın çocuk ise yoksulluk içerisinde yaşıyor. Polyat madenciliğin haksız yere işinden etti Erdoğan Çapaklı'nın bir baba olarak bakımında sorumlu olduğu biri 8, diğeri 10 yaşında iki çocuğu var. Biz işçiler bu ekonomik krizin içerisinde çalışırken bile çocuklarımıza zar zor bakarken bir baba polyat madencilik tarafından sırf haklarını savunduğu için işsizliğe mahkum edildi. Üyemizin işten atılmasına sebep olan mücadele işte bu çocuklar babasız büyümesin diyedir. Madenciler kölelik koşullarında ölümle burun buruna çalışmasın diyedir. O yüzden sadece öldüğümüzde değil, hakkımızı aradığımızda da direndiğimizde de maden işçisine değer verilsin istiyoruz. Çünkü ölümler anmalarla değil, bizim mücadelemiz ile son bulacak. Bu haklı mücadelesi sonucunda işten atılan üyemiz geri alınana kadar, çocuklarına baktığı işi geri kazanana kadar asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Ya saygın bir uzlaşma ya da tavizsiz direniş. İşçiler açken patronlara huzur yok. İşçiler açken patronlara